Hocam merhaba. Merhabalar İlker abi. Hocam hoş geldiniz. Tekrar bir tarih programıyla birlikteyiz. Ümit Kurt çok değerli bir akademisyen. Lisans? Yoktu. Amerika'da doktora, burada master. Harvard'da postdoc. 5 yıl bir İsrail, şimdi de Avustralya'dayım. Sizin uzmanlık alanınız? Çok genel hatlarıyla geç dönem Osmanlı tarihi, 19. yüzyıl, ikinci yarısından erken dönem Cumhuriyet tarihi diyebiliriz. Mustafa Bey sizin uzmanlık alanınız? Tam o noktadan sonraki de benimki başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> en tartışmalı dönem değil mi? Tabii ki çoklu aktörlerin, çoklu senaryoların, çoklu hikayelerin olduğu bir dönem oldu olduğu için klişe bir laf vardır. İmparatorluk bakiyesi bir yapıdan başka bir rejime, o rejimin adı Cumhuriyet. Daha sonra resmi olarak da Türkiye Cumhuriyeti olarak kuruluyor. Uluslararası bir anlaşmayla varlığı tanınıyor. Bu döneme gelene kadar ya da bu yapıyı, bu formasyon oluşana kadar çeşitli siyasi tartışmalar, kargaşalar, aktörler arası, dönemler arası, fikirler arası ve bunlar da gayet normal savaş sonrası bir yapıdan bahsediyoruz sonuçta. Yüzüncü yıl bugün, onun için bu programı yapıyoruz. Yüzüncü yıl bir ülke için kısa değil mi? Aslında şeye bakarsanız Orta Doğu coğrafyasına bir Osmanlı Arabistanı, bir Osmanlı Ortadoğusu olduğu için Maşrik, Levant dediğimiz bölge de buna dahil tabii ki Kuzey Afrika yani. Oradaki özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve iki Savaşı arası dönem, oradaki kolonizasyon dönemi o kolonizasyon döneminden sonraki dekolonizasyon dönemi ve 45 sonrası Ortadoğu'da kurulan devletler Suriye'si, Irak Fransız mandasından kurtulan ve Kuzey Afrika'da yine Hakeza. Çok da genç bir cumhuriyet sayılmaz. Kendi coğrafyamızda nasıl kuvveden fiile çıktığını düşündüğümüzde esas itibariyle o coğrafyalarında örnek aldığı bir yapı tarihsel süreç aynı zamanda bizim cumhuriyetimiz bizim kuruluş hikayemiz diyelim. Başlamadan önce tarihle ilgili genel derdimi sormak <laughs> istiyorum hocaya. Bu iş geriye gittikçe daha da komplike hale gelmekle beraber şöyle bir durum var. Tarih dediğimiz şey asla doğrusunu bilemeyeceğimize inandığım birilerinin bir yönde diğerlerinin başka bir yönde söylediği ve sizlerin de bütün bu külliyata hakim olarak bir sonuca varmaya çalıştığınız bir alan. Nasıl oluyor? <laughs> Çok genel bir soru. Oldu. Çok genel ama <laughs> kitabın ortasından konuşan bir soru bana göre. Metodolojik bir soru soru. Tarih yazımına ilişkin. Tarih yazımının aktörü tarihçilerdir. Bakanövistler de eskiden tabii ki. Onların kullandığı araçlar var, gereçler var. Bir de tabii muhimmat var o anlamda. Metodoloji bunlardan en önemlisi. Mesela tarihçiler arasında artık Galata meşhur olmuş bazı laflar vardır. Çok teleolojik baktın ya da anakronik bir bakış açısı oldu gibi. Bunlar esasında tarihçiye metodolojik olarak doğru bir yerden bakmadığına dair yapılan uyarılar. Sizin sorunuz bununla çok ilintili. Tarihte mutlak bir gerçekle ulaşmak gibi bir derdiniz varsa tarihle falan uğraşmayınız zaten başka sektörlerde başka alanlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Mesela elektrik mühendisliği. Yani bunu şöyle bir yerden de söylemiyorum. Bu sosyal bilimdir. İnsanı ilgilendiren bir disiplindir. Diğeri pozitivist ve doğa bilimleri ve daha olgusal ve ampirik veriler üzerinden tam tersi tarihte ampirik verilere her zaman mühimmat dediğim şey budur aslında. Bu bizim motor tarihçi için. Buradaki mesele şu. Tarihte ulaşabileceğiniz en kesin nokta çok güçlü bir ihtimaldir abi. Yüzde kaç mesela? Vallahi %50'nin üzerine çıkarsan öpeliğini başına koyarım <laughs> yani. Yaptığınız eski eskilerin deyimiyle mülahaza ya da değerlendirme o ihtimalin derecesini ne kadar arttırıyorsa o kadar doğru ya da gerçeğe yakın bir tarih perspektifiniz var demektir. Çünkü öbür türlüsü köşeli bir parantez içine almış gibi üzerine konuşulmayacak, yorumlanamayacak, hörmetonikten tamamen uzak bir yapıymış gibi. Çünkü ilgilendiğimiz konuların temel aktörü insanlar ve tarihe mal olmuş şahsiyetler ve bunların hepsi birer persona. Hepsinin belli bir ideolojik bagajı var, siyasi formasyonu var, duygusal dünyaları var. Bütün bu kadar contingency dediğimiz şeylerin yoğun olduğu bir alanda mutlak bir doğruya keskinine ulaşmak tarçın işi o değil yani. O halde görüşmek üzere. <laughs> Dolayısıyla Cumhuriyet'in galiba 100. yıl programını başlatabilirsin artık İlker. Türkiye Cumhuriyeti çok tartışmalı bir şey tabii. Özellikle sizin uzman olduğunuz alan daha da tartışmalı. Türkiye Cumhuriyeti kopuş mu? Mesela 1923'e mi koyacağız biz bunun başını yoksa daha mı geri koyacağız? Çok güzel bir soru. Bütün tartışmayı bu sorunun üzerinden deşebiliriz. Bir kopuş süreklilik meselesi bu döneme bakarken özellikle belli başlı tarihçilerin, Erik Zürherler, Feruz Ahmetlerdir, Şükrü Hanioğlu'dur. Bu kopuş süreklilik paradigması her zaman geçerli tartışılan bir paradigma. Süreklilik tezini savunanlar, kopuş tezini savunanlar. Ama burada şöyle bir şey var. Ya, sürekliliğin içinde de bir takım kopuşlar. O kopuş dediğimiz meta anlatının içinde de bir takım süreklilikler bulunabilir. Hocam ne güzel yumuşattınız <laughs> Çok güzel ortaladın abi. Yapacak bir şey yok. Peki mesela İran İslam Cumhuriyeti 1979 mu diyor kuruluşuna? Yeni bir rejim olarak 79 ama medeniyet olarak baktığımızda Pers İmparatorluğu perspektifinden baktığımızda kuruluş anlatısı orada değişe. Bunların hepsi bir anlatıdır abi. Hocamız kibarca hikaye demek istiyor. <laughs> <laughs> Majör soruna geldiğimizde şöyle cevap verebilirim. Adı Cumhuriyet olan bu rejimi kuran aktörler açısından bir kopuştur. Çünkü bunun adı devrim. Evrimsel bir şey değil. Tarihin çarkını başka bir tarafa çeviren bir devrim. Devrimle darbe arasında ne fark var? O ince çizgi. <laughs> başarılı olunca devrim deniyor. Başarılı olmayınca darbe oluyor. <laughs> Sivillerin darbe yaptığı görülmez diyelim tarihte. Darbe daha çok askeri darbelerden bahsedersek toplumsal bir takım destek ve rıza mekanizmalarından biraz yoksun, biraz daha tepede dinmeci bir şekilde yapılan hareketler. Türkiye Cumhuriyeti projesi aslında tepeden inme değil mi? Ordudan gelen bir şey değil mi? Doğru, ordudan gelen bir şey ama orada tabii bir parlamento, Büyük Millet Meclisi daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne evriliyor. Ankara'da kurulan Ankara hükümetine bağlı Büyük Millet Meclisi. Ki o da 3. Selim'e kadar gidiyor galiba değil mi? Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kuruluşu 1876. Biliyorsun Osmanlı Rus Savaşı sonrası Abdülhamit bir süre kapatıyor meclisi. Oraya kadar gidiyor aslında. Tabii tarihsel olarak baktığımızda Türkiye'nin bu anlamda demokrasiyle ilgili ve cumhuriyet rejimiyle ilgili ciddi bir deneyimi, bir mirası var. Böyle bir siyasal kültürün varlığını hiçbir şekilde göz ardı edemeyiz. Bu demokrasinin çoğulcu mu, tabana inen bir demokrasi mi, aşağıdan gelen bir hareket mi? Formal anlamda baktığımızda meclisi, iyi kötü seçimleri olan, onar yıllık arayla bazen rejimi kuranların "hop dedik abi" dediği ve daha sonra façasını düzelttiği bir rejimden bahsediyoruz. Ama hocam, ilkokul bilgilerimizi tazelersek Mustafa sen de hatırlarsın. 28 Ekim 19 1923'te oturuyordur Mustafa Kemal ayağa kalkar. Efendiler yarın cumhuriyet kuruyoruzlar. Orada çizilen hikaye öyle bir hikayedir ki sanki kimsenin haberi yok Mustafa Kemal birdenbire hadi cumhuriyet kuralım dedi gibi. O bir hikaye mi? Anlatı. <laughs> Nutuk'ta kendisi böyle anlatır ama hikayenin özüne indiğimizde hakikaten böyledir. Çünkü Cumhuriyet'in ilanının kendilerine danışılmadan ya da bir saltanatın kaldırılmasıyla birlikte gelen devamlık arz eden bir devrimler silsilesi tabii ki bu aynı zamanda. Bu rejimin temel yapı taşlarıyla fikir birliği içinde olmayan ve Mustafa Kemal'in silah arkadaşları diyelim. Rejimi birlikte kurdukları ama hala Osmanlı kimliği, imparatorluk kimliğinin hala canlı tutulması, bunun var olma ihtimalinin olduğunu savunan, bu da saltanat ve halifelikle temsil bulan bir şey. Bunların da kaldırılmasına karşı olan tabii ki bir grup var. Zaten hem meclisin içindeki ayrışmalar Lozan'a imzalayan meclisin kendisiyle önceki meclisin yapısına bakın neredeyse hiçbir muhalif yoktur. Dolayısıyla bu temel meselelerde Mustafa Kemal'in ve etrafındakilerin hempaları diyelim buna onların attığı adımlara daha mesafeli olan onlara danışılmadan yapıldığını ya da kendilerinin bekledikleri pozisyonlara siyasal pozisyon mücadelesi aynı zamanda E burada kendi hakkına düşen şeyi beğenmeyen bir takım şahsiyetlerin önemli şahsiyetler tabii ki bunlar içinde ordu kumandanları var Bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış, nazırlık yapmış kişiler var. Bu anlamda baktığımızda ciddi bir kopuş olduğunu söylemek mümkün. Fikirsel düzeyde imparatorluktan başka bir modern devlete, bir ulus devlete geçiş. Ha bu geçişin 1923'te aniden sadece bu kadrolar tarafından yapıldığını söylemek de doğru olmaz. Çünkü İttihat ve Terakki'nin iktidara geldikten sonraki, 1913'ten sonraki sürece baktığımızda modern devlet yapılanması, modern ulus devlet yapılanmasına ilişkin birçok reformun aynı zamanda o dönemde yapıldığını, o aktörler tarafından uygulandığını görüyorsunuz. O anlamda bir devamlılık var. Cumhuriyetin fikri temelleri ittihat ve terakkiye mi gidiyor? Gidebilir. Bana göre gidiyor. Çünkü Cumhuriyet rejimi sadece 23'te tartışılan bir şey değil. Çok öncesinde de tartışılan bir şey. Osmanlı aydınları içinde. Mesela meşveret dediğimiz mesele var. Genç Osmanlılardan beri gelen. Nedir o? Çünkü bir tatlı gibi geliyor. <laughs> Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kurulmadan önceki bir çeşit danışma meclisi kurulmasını öneren yani padişahın, sultanın hem halife olarak hem de devletin başındaki mutlak otorite ve yetkili olarak Kadir Mutlak diyelim biz buna. Onun kararlarını alırken bir danışma meclisi kurup aynı zamanda onlarla bunu istişare etmesi, müzakere etmesi ha bu meşferet meclisinin ya da hukukunun bir bağlayıcılığı yok padişah açısından baktığımızda. Ama yine de merkezi otoritenin tek temsilcisiyle Zillullah dediğimiz ya yani Allah'ın gölgesinin bu dünyevi dünyadaki temsilcisiyle bazı Osmanlı elitleri bunlar siyasetçiler tabii ki padişah arasında belli başlı politikalarla ilgili neler yapılabilir, neler değiştirilebilir padişahın fikir aldığı bir meclis istem bahsediyoruz. İslamla meşullaştılan bir şey çünkü meşferet dediğimiz hukuk ya da gelenek İslami gelenekten gelen bir şey. Pratikte şöyle bir şey olmuştur gibi geliyor. Bir takım insanlar neticede bu dediğiniz gibi bir siyasi pozisyon alma durumu bir yanıyla da Mustafa Kemal'in yanında dur bakalım ne yapacak gittiği yere kadar gitsin diye durup başarılı olursa devam ederim başarılı olmazsa da hani bağlarım çok güçlü olmasın da ben yine kendi gemime geri dönerim diyen insanlar olmuştur. Bunların süreçte ayrılmaları ya da devam etmeleri sancılı olmadı mı? Oldukça sancılı oldu. Biz bunun yansımalarını abartılı söyleyeceğim. Söylemeye çalıştığım şeyi vurgulaması açısından. Neredeyse AK Parti'nin kuruluşuna kadar Türkiye tarihini böyle bir prizmadan okumak mümkün. Tamamen değil tabii ki ama böyle bir perspektiften de biz bu merkez sağ, Demokrat Parti, Adalet Partisi'ne ve oradan AKP'ye kadar uzanan içinde milliyetçi muhafazakar, milliyetçi mukaddesatçı, siyasal İslam'ın da olduğu bir siyasi evrenle daha kendini merkezde konumlayan CHP gibi ya da CHP'nin daha solunda yer alan İdris Küçükömer'den Mülhem Türkiye'de sol sağ sağda soldur. Meselesi de o biraz daha tersten okuyor ama o da aynı perspektiften okumaya çalışıyor Türkiye tarihini. O nedenle bence bu vurgu çok önemli. Çünkü bunun sadece Ankara ya da İstanbul'da bir yansıması yok. Bunun yansımalarını biz yerelde de Türkiye'nin diğer vilayetlerinde de görüyoruz. Çünkü biraz biz siyaseti düşünürken hani hep böyle bir İstanbul, Ankara merkezli okuduğumuz için o dönemi ama bunların toplumsal yansımalarının toplum tarafından nasıl algılandığını, toplumsal grupların siyasi gündemini nasıl şekillendirdiğine çok bakmıyoruz. O yüzden siyaset sanki siyasi elitler sadece müteşekkil bir şeymiş gibi okunuyor. Ama bu ayrılık oldukça sancılı olmuştur. Oldukça kanlı olmuştur. Ve o sürekli kopuşa tekrar gidersem esas kopuşun ben tam da Mustafa abinin söylediği noktada gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani iddiaçılıkla eğer kopuş süreklilik oradan iddiaçılık ve Kemalizm. Kemalistler arasında bir süreklilik mi vardır, kopukluk mu vardır? Mustafa Kemal'e yönelik suikast, bir öncesinde şey Said ayaklanması, ondan bir önce halifeliğin kaldırılması meselesi. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığında hemen öncesinde Mustafa Kemal'in meclis Komisyonu'nda yaptığı bir konuşma vardır. Meşhur bu konuşmadır o. Şöyle der. Arkadaşlar saltanat beha mahal kaldırılacaktır. Ama arada da birkaç kelle de gidebilir. Gidecektir. Ondan sonra meclistekiler çıkar. Aa paşam biz sizi yani yanlış anlamışız. Yani sıkıntı yok. Tabii ki muhalif olanlar bir anda <laughs> o sopayı görünce tabii ki bu muhalefetin belli dönemlerde kendini iyiden iyi iyiye su yüzüne çıkardı. Bu mecliste zaten birinci grup, ikinci grup diye önce bir ayrışmaya gitmiştir. O ikinci grup daha sonra kendini terakkiperver fırkasına dönüştürmüştür. Terakkiperver fırkasının kurucularını hatırlayın. Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy. Bunlar deve dişi gibi adamlar. Yani ve Mustafa Kemal'in Batı cephesinde Yunanistan'la Afyon'da Dumlupınar'da savaşırken yanında bulunan ordu kumandanları. Çok ciddi şahsiyetler. Bunların hepsi başka bir siyasi patika izlemiştir. Muhalif konuma geçmişlerdir. Onu diktatör olmakla bütün kararları tek başına almakla eleştirmişlerdir. O dönemin gazetelerine de yansır bu mesela. Ama sonuç büyük bir tasfiye ile gerçekleşmiş daha sonra. Mustafa Kemal'e yönelik bu İzmir suikasti ve daha sonra İzmir, Ankara, İstiklal Mahkemelerindeki davalarda ittihatçılıkla bütün bağlar neredeyse kopartılır. Aslında Mustafa Kemal'in kadrolarında iddihatçı olanlar yine vardır. Ama orada bir hesaplaşma gerçekleştirmiştir. Safını seçenler seçmiştir ve bunun bedelini ödemiştir. Diğerleri de alıp yürümüştür. İddihatçılıktan başka bir şeye dönüşmüştür. İddihatçılık üzerine ben hala kafa yoruyorum. Kendimce yazmaya, çizmeye de çalışıyorum. En başta tabii modern bir ideoloji bu. Dünyaya bakış. Yani o zaman için. O zaman için tabii ki. Benim şöyle bir argümanım var. İddihatçılığın made in Turkey bir şey olduğunu düşünüyorum. Bize özgü, bizden çıkan bir fikriyat olduğu kanaatindeyim. Bunun altını dolduran şeyler nedir? 1789 Fransız İhtilali'nin 100. yılında mülkiyeli ve tıbbiyeli Osmanlı'da öğrencileri, doktorların olduğu, mesela içindekilerden de söyleyeyim, biri Kürttür, biri Çerkez'dir. Makedonya'dan gelenler de var içinde. Bir tanesi Arnavut'tur, İbrahim Temo mesela. Aslında imparatorluğun parçaları. Tam da bu çok emperyal bir şey baktığımız zaman. Yani imparatorluğa, o kozmopolit yapısına ilişkin bir şey var. Bir de şeyi düşünsene mesela kurucuların bu yapısını görüyorsun ve daha sonra dönüştüğü şeyi görüyorsun. Bunlar entelektüel. Bunlar entelektüel, tıbbiyeli, içinde mülke olanlar da var ama daha çok tıbbiyeli. Asker de var herhalde. Asker de var tabii ki. İttihatçılığı zaten güçlü bir siyasi aktör haline getiren Makedonya'daki 3. Ordu. 3. Ordu'daki örgütlenmeleri. Bunları yapan kim? Rezneli Niyazi Bey. Enver o zaman bir albay. Kazım Karabekir yine o zaman bir albay. Çok ciddi örgütlenmelerle Mustafa Kemal yine aynı şekilde. İttihatçılık son derece pozitivisttir. Çünkü Fransız devriminin ilkelerine inanır. Bir ittihatçı kendisini kutsal buna tanrı diyebilirsiniz. Başka bir metafiziksel bir şey atfedebilirsiniz. Var olduğu ülke Memleketi, vatanı, siz ona ne derseniz, kurtarmak için geldiği fikriyle donatılmıştır. İddiatçı devrimci demek. Devrimci mi? tabii. Fedai olarak aslında ilk önce temayüz ediyorlar. Tabii iddiaçların siyasi kadrolar var, askeri kadrolar var, cinayi kadrolar var. Avrupa'da o dönem bazı underground hareketlerden etkilenmiştir. Yemin törenini atılan bir yer Kur'an-ı Kerim üzerinde, bir yer silahın üzerinde iki kişi sana referans olması gerekiyor. Gözlerin bağlı. Bu padişahtan habersiz bir şey mi? Tabii ki haberdar. Her hareketlerinden haberdar. O nedenle bu şahs şahsiyetlerin birçoğu Avrupa'ya kaçarlar. Ahmet Rıza'sı, Nizancı Murat'ı. Jön Türklerle ilgisini. Aynı kişiler. Bunlara Jön Türkler diyen abi Avrupalılar zaten. Johnny'ler dermiş gibi. Genç Türk. Aynen genç Türkler diye Avrupa'da, Fransa'da, Londra'da böyle biliniyorlar. Bu hareketi dönemlere ayırarak incelemek gerekiyor. En mufassal, en detaylı inceleyen ve uzmanı olan tarihçi Şükrü Hani oldu. 1889'dan sonra Abdülhamit'in iyice baskısını arttırmasıyla muhalefete. O dönem tabii sansür var, meclis kapalı, kanuni esası yürürlük ...den kaldırılmış. Yo hiç öyle bir şey yok. Dolayısıyla hocam. ülkeye yabancı dergiler giremiyor. Bu kişiler nerede örgütlenmişlerdi biliyor musun abi? Yahudilerin kurduğu alyans okullarda. Çünkü oralara giremiyor devlet. Abdülhamit müdahale edemiyor. Çünkü onların kendi hukuku var. Bu ekstra teritoriyalisi dediğimiz kapitülasyon meselesi. Bir de iddiaçılığın 1902 ile 6 arası dönemde Cenevre'de, Londra'da, Fransa'da bilhassa örgütlendi. Fikri tartışmaların yürütüldü. Kongreler yapıyorlar. Bütün dertleri şu. Bu herifi nasıl devireceğiz? Bütün dert Abdülhamit'i devirmek. Aa ne kadar <laughs> ilginç ya. <laughs> Hürriyeti nasıl ilan edeceğiz? Şu anda hayatımda ilk defa tarih tekerrürde ibarettir Abi, lafını anlıyorum yani ne olduğunu. E Kadir Mısırlı olduğunu dinleseniz de onun mesela Abdülhamit ile ilgili üç bölümlük saatlerce bir programı var. Hocam o bir soytarı değil mi ama? Ya? <laughs> bir fikriyatın temsilcisi olduğu için o cenahın ne düşündüğünü öğrenirken ben o adama bakıyorum. Ama söylediği şeylerin çoğu uydurma değil miydi? Uydurma derken şöyle söyleyelim. İslamcı bir entelektüelin o entelektüel lafını kullanmaz tabii Fransızca olduğu için münevverin tarihe bakışı, tarihi okuyuşu. Bu öyle görüyor. Dayandığı kaynaklara baktığın zaman zaten ya Rıza Nur'dur ya Cavit Bey'dir ya da Necip Fazıl'ın Abdülhamit biyografisi. Rıza Nur 150'likler listesine girmiş. Mustafa Kemal'e azılı bir düşman tabii ki. Daha sonra zaten ülkeden ayrılıyor. Cavit Bey 1926'da İzmir suikastında hiçbir suçu olmamasına rağmen idam edilmiş ama iyi bir iddiaatçı. Yani ciddiye mi alalım? Ciddiye almak meselesi değil. Kadir Mısıroğlu'nun yazdığı bir kitabı öğrencilerime ders diye okutmam ya da okuma listesine koydurmam. Ama o cenahın Abdülhamit dönemini ne düşünüyor ve şu andaki devlet başkanımızla onun arasında kurduğu paralellikler. Bütün tarih okumasını bunun üzerinden yapıyor. Onların argümanı ne? Abdülhamit aslında çok iyiydi. Dış güçler devirdi gibi bir şey değil mi? Bu var. O daha çok şöyle okur tarihi. 3. Selim'den başlatır. 3. Selim dönemi Osmanlı'da modernleşme falan diye geçer ya başlangıcı daha doğrusu. 3. Selim'den sonra Osmanlı'daki yapının bozulduğunu söyler ve Bozuk Rical diye bir grup tarafından der. Bu Bozuk Rical'in başını da Mithat Paşa çeker. E, Mithat Paşa kim? Osmanlı anayasası adımlarını atan, tanzimat ve ıslahat reformlarının devamlılığını sağlayan Abdülhamid'i tahta kendisi getiren bir sadrazam. Sonra sürgün ediliyor. Taif'te boğduruluyor. Bu rical tarafından bozulduğunu, Türk ve Müslüman kimliğinden arındırıldığını ve bunların hepsinin de mason olduğunu ne hikmetse. Hepsinin Yahudi dönmesi olduğunu. Dolayısıyla Abdülhamid'in bunlarla mücadele ettiğini ve bunlarla mücadele bu devleti 30 yıl ayakta tuttuğunu. Çünkü ona göre bir dahidir Abdülhamid. Bu tür paralellikleri Erdoğan dönemiyle de kuruyor. Buna ilginç tarihçi açısından. Peki biraz geri dönelim. Yavuz Sultan Selim'e kadar İslamiyetle bir ilgisi yok. En azından devlet Abi daldan dala atlıyoruz valla. Bütün yüzyılları devirdik. Bu da önemli bir nokta. Şöyle, eleştirel tarihçiler tarafından denir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun teolojik bir devlet ya da yapı haline gelmesi tabi Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonrası. Çünkü oradan halifeliği alıp Osmanlı'ya getiriyor. Ama o halifelik de tartışmalı galiba. Orasını pek bilmiyorum. Çalıştığım dönemler olmadığı için. Ancak Yavuz Sultan Selim'den sonra Osmanlı'daki İslami dokunun, motiflerin, devletin kendi içinde ve yapısında giderek dozunu ve koyuluğunu arttırdığını görüyoruz. Ama bence orada da bir kop kopuş yok. Süreklilik var. Bir öncesinde de aslında yavaş yavaş başlamıştır ama onu Kanuni Sultan Süleyman Ebu Suud Efendi'yi Şeyhülislam yapmasıyla doruk noktasına çıkartır. Hayatın toplumsal yaşama bütün alanlarına sirayet etmiştir o. İslami kurallar. Sünni Ortodoksi Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra hem sultan hem de halife ünvanıyla temayüz eder ve Sünni Ortodoksi Osmanlı devletini tanımlayan mümeyiz vasıflardan biri haline gelir. Şunu toparlamak için sordum aslında. Senin uzmanlık alanın geç Osmanlı. Bu karmaşık döneme geldiğimizde eğilim şunlar mı? Yanlışsam düzelt beni. Bir, İslami tandanslı bir yapıya devam etmek isteyenler. İki, Osmanlı hanedan yanlısı. İkisi aynı grup mu? Hem öyle hem öyle değil. Bu da ayrı bir eğilim sayılabilir mi? Sayılabilir. Üç, milliyetçi dediğimiz İttihat ve Terakki cephesi. Bir de ayrılmak isteyen azınlıklar var galiba. Evet. Tam Niyazi Berkes gibi vallahi konuştu. <gülüyor> <gülüyor> bu dört eğilim dışında benim bıraktığım bir şey var mı? Niyazi Berkes'in Türkiye'de çağdaşlaşma kitabı. Sekülerizmin Türkiye bu şekilde herhalde tercüme edebiliriz Türkçe'ye. Orada tam da senin bahsettiğin 19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda o dönem hakim olan ideolojileri ve fikriyatları inceliyor. Türkçülük, İslamcılık, milliyetçilik. Türkçülükle milliyetçilik aynı şey değil mi diyorsun? Aynı şeyde değerlendirebiliriz. Bir taraftan da tabii Ermeni milliyetçiliği de var, Sırp milliyetçiliği de var, Yunan milliyetçiliği de var. Türkçülük derken Ziya Gökalp'in Türkçülüğüyle Yusuf Akçura'nın Türkçülüğü bazı nüanslar var tabii ki ya da o dönem Rusya'daki Slavlaşma baskılarından 1905'ten sonra kaçıp Kazakistan tarafında o taraflardaki Türk kökenli Rusya vatandaşlarının Osmanlı'ya gelmeye başlamaları işte Balkan Harbi'nden sonra yine gelen. Tabii Balkan Harbi'nin öncesi de var. Yani Kırım Harbi daha sonra Bulgaristan'daki savaş sonrası o katliamlardan kaçıp gelen tüm Müslüman muhacirler falan demografi değişiyor. E demografi değişince bu siyasi temsiliyetlere siyasi fikriyata da yansıyor. Bu fikirlerin bu ideolojilerin Osmanlı'da son derece canlı bir şekilde tartışıldığını üzerine yazılıp çizildiğini ve ciddi bir entelektüel tartışma ortamının olduğunu görüyoruz. Zengin bir havza olduğunu görüyoruz. Aksı Doğu Batı diye koymak mümkün mü? İddiat ve Terakki evet. Batı diye ...her taraf doğu diyebilir miyiz? Ya o zaman abi doğuyu nasıl tanımlıyorlar çok emin değilim. Batı nevi belli de ama doğu derken şöyle bir şey var. Pan Türkçü dediğimiz ideolojiyi ya da fikriyatı savunanların doğusu bütün bir Asya'yı kapsayan aslında kızıl elma dediğimiz şeye delalet eden bir şey. Nedir o kızıl elma? Bu mitolojik bir şey. Ve bu her milliyetçi ideolojide var. Bu sadece bize özgü bir şey değil. Hayal edilmiş cemaatler diyor ya adam. Onunla bağlantılı bir şey. Yani sen Türklüğün ve Türk olmanın tarihini ...utsuz bucaksız mekan ve zamanın sınırlarını dışında olan ...bir olguymuş gibi tanımlıyorsun. Ve öyle bir Türklük yaratıyorsun ki bu ezel ebed tanımayan... ...her şeyin ve bütün kültürlerin, coğrafyaların üstünde... ...bir ululaştırma ve bunu uhrevileştirme meselesi. Bu mitolojik bir şey. Tabii bu mitlerin gerçekliğe dönüşmesi aslında ilginç tarihçi açısından. Bu Nietzsche'nin dediği şey. Yani mitler gerçek gerçeklik haline geliyor meselesi. Ama Kızıl Elma bütün bu Yakın Doğu, Doğu Asya, Moğolistan'a kadar olan... ...Havza'da 500 yıllık, 600 yıllık insanların Türk olduğunu... ...Türk kanıyla malul olduğunu anlatan ve o eskatolojik yapıda bir gün ve bütün o Türklük birleşecek. Tek bir vücut olacak. Vahdedi vücuda gelecek. Kızıl Elma o zaman muradına ermiş olacak. Kurtuluşçu bir ideoloji yani. Bu İslam'da tam şirk koşmak aslında. Yani Allah niye Türkleri daha fazla sevsin ki yaratırken? İsmet Özel'in şey meselesine döndü. Diyor ki yani bir Müslüman eğer Türk değilim demiyor ama Müslümanım diyorsa bir bakmak lazım ona diyor. <laughs> 300 yıldır çökmekte olan bir imparatorluk. Bu dört eğilim bunu görüyorlar. Herhalde aslında bunlar o çöküşü durdurmak için hikaye uyduruyorlar. Kesinlikle. En baştaki iddiaçılık nedir sorunu döndüğümüzde biraz bağlantı kurmaya çalışayım. Bunların bütün mavra şu. Biz bu ülkeyi, devleti, vatanı, bu toprakları nasıl kurtaracağız? Görüyorlar aşağı gittiğini. E tabi aşağı ama aşağı gitmesinin küresel, global tarihle bir ilişkisi var. Kapitalizmin ortaya çıkması, senin ona uyum sağlamaya çalışman, üretim yollarının, ticaret yollarının değişmesi, Amerika'nın keşfi, bu Sovyetlerin çökmesiyle paralel şeyler. Yani Sovyetler çok komple teorileri var konuşulur ya böyle çöktü. Hayır yani ekonomik olarak mücadele edemediği için çöktü. Büyük bir başarı bence Sovyetlerin 90'lara kadar zaten hayatta kalmadı. Dolayısıyla bir yapının çok etnili, çok mezhepli, çok dinli bir imparatorluktan bahsediyor. Bu Roma gibi bir şey abi yani. Sonuçta bunun yükselmesinin de yavaş yavaş gücünün azalıp çökmeye doğru miadını doldurmasının toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal sebepleri var. Somut şeyler var. Tarihçiler de zaten o dönem çalışanlar bunların belli veçelerini tartışıyorlar. İttihatçılık meselesinde dediğim gibi aynı senin söylediğin gibi bütün İslamcılar için de nasıl kurtaracağız? Reçete farklı. Milliyetçiler için farklı bir reçete. Tanzimatçı dediğimiz insanlar için farklı bir reçete. Batı'yı takip edelim. Ama Abdülhamid'e bakıyorsun. Panislamizm işte İslamcı. Şöyle bir padişah atıyorsun. Ama en çok okul onun döneminde açılmış. En çok lise onun döneminde açılmış. Her yere adam saat kuleleri yaptırmış. Bu şarkiyatçı bakış açısına göre diyor ki ben de zaman mevhumuyla hem hali Ben de onun ne olduğunu biliyorum. Ben de ona göre zamanın peşinden gidiyorum. Onu göstermek için adam her yere saat kulesi yaptırıyor. Bağlarsak, son yüzyıla gelirsek gerçekten iddiat ve terakki ve aslında ordu mu kurdu Türkiye Cumhuriyeti'ne? Evet bunu söylemek mümkün. Görüşmek üzere. <laughs> Demin söyledi çelişmiyor mu? İlker'in ilk programın başında sorduğu bu süreklik ve kopuşla alakalı şey sanki böyle bir yılan var bıçakla ortadan kesiyorsunuz ve bütün unsurlarıyla beraber ikiye ayrılıyor gibi bir soruydu. Fakat siz anlattınız bunun fikri bir katmanı var, pratik bir katmanı var. Dolayısıyla bir bıçak aynı yerden hepsini kesmiyor. Ama galiba silah önemli sonuçta. Kritik bir şey söylüyor. Neden dersen iddihatçılık nedir diye sordu. Biraz böyle tarihsel kökenlerini anlatmaya çalıştım. İddihatçılığın kendini en güçlü hissettiği dönem Ordu da kök saldığı dönem ve gerçek gücünü zaten oradan alıyor. Buradan da yine o süreklilikle ilişki kurmaya çalışacağım. Devrimi gerçekleştiriyorlar 1908 Temmuz'unda. Daha sonra Nisan'ın 1909'unda 31 Mart vakası oluyor. İşte irticai bir hareket falan. Yine onu da tartışabiliriz tabii ki. Sonra İstanbul'daki ordunun yetersiz olması sonucu... ...Makedonya'da Mahmut Şevket Paşa komutanlığında... ...3. Ordu gelerek o isyanı bastırıyor. Ocak 1913'teki Babali baskını, meşhur kanlı darbe. Yakup Cemil'in çıkarıp Nazım Paşa'yı, koskoca genelkurmay başkanı ve Harbiye Nazırı'nı adam vuruyor yani. Yakup Cemil dediğim adam iddiaçı bir fedai. Hakta iddiaçılar sonra onu kendileri kurşuna dizmişlerdi. Düzenin dışına çıktığı için. Yakup Cemil'in bu şekilde kurşuna dizilmesi Mustafa Kemal'i çok rahatsız etmiş. Şeyde bahseder bundan Kemal Tahir kur kanununda. İddiaçılığın siyaseten güçlü hale getiren ordudan aldığı güç. Ordudaki kuvveti. O da aslında ta Yeniçeri'ye kadar gitmiyor mu? Tabii ki. Gerçi 2. Mahmut kaldırmıştı ama. 2. Mahmut kaldırıyor onu ama Yeniçerilerin de düzenli orduyla bazı meseleleri vardı. İzam-ı Cedid döneminden beri. Ama Yeniçeri meselesi çok daha sofistike bir olay. Yani asker geleneği anlamında. Asker geleneği anlamında doğru. Ama Yeniçerilerin tabi ulema ile olan toplumun diğer ticari kesimleriyle olan ilişkileri. Onlar biliyorsun belli bir noktadan sonra tüccar olmaya, kahvehane, kıraathane işletmeye, o askeri disiplinden çıkmaya başlıyorlar. Bir nevi mafya gibi bir evet. Şeydir. Yine bu tanım aslında Cumhuriyet'in bir fikri uyanıştan ziyade tarihte örneklerini gördüğümüz gibi elinde silah olanın kuralı koyduğu bir şeymiş anlamı ha, çıkıyor. Ha, öyle mi oluyor? Evet. İkinci söylediğiniz olsa bile yine bir fikri temele ihtiyacınız var. Bu fikri uyanışın çok devrimsel bir şey olduğu kanaatinde ben değilim. Var olan bir şeyin üstüne eklenen, var olan bir şeyi kendince dönüştüren, onu daha radikalize eden, daha böyle dramatik hale getiren, daha hızlandıran diyelim bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben orada süreklilik tezine daha yakın olanlardanım. Çünkü Cumhuriyeti kuran kadrolara baktığınız zaman Mustafa Kemal'in bilhassa en önemli iddiaçılardan biri olan Daire Nazırı 1917'de aynı zamanda Sadrazam da oluyor. Hem Daire Nazırı hem Sadrazam aynı anda yürütüyor. Talat Bey ve daha sonra Talat Paşa. Yani İçişleri Bakanı. Evet. Onun rahleyi tedrisatından çıkan bürokratlara ve siyasetçilere Mustafa Kemal'in de itimat ettiğini görüyoruz. Şevket Süreyya, Aydemir'den Mülhem bu Enver ve Mustafa Kemal kavgası vardır ya. Onun o ciltlerce kitaplarında anlattığı. Mustafa Kemal'in bu noktada Talat'a daha yakın olduğunu görüyoruz. Onun yetiştirdiği, onun altında çalışan bürokrat kadrolar, teknokrat kadrolar, siyasetçiler onları yeni kurulan cumhuriyette de görev verdiğini görüyoruz. Ha, onlar da şunu yapmıştır. 26 tasfiyesine maruz kalan iddiaçılarla olan bağlarını kesmiştir. Orada bir kopuş yaşanmıştır. Zaten adam daha ta Erzurum Kongresi'nde diyor ki, Kardeşim ben burada bir mücadele yürüteceğim. Benimle birlikte olmak isteyenler önce ben İttihatçı değilim. İttihatçılıkla hiçbir bağım yok. İttihatçılıkla bağımı kopardım. Yemin etmesini istiyorum. Ama aslında o da İttihatçı. İttihatçı ama sebep şu. Adam o kadar bir siyasi dahi ki o siyasi konjonktürü süreci o kadar iyi okuyor ki ona göre gündemini takip ediyor. Çünkü şunu biliyor. İmparatorluğu savaşa sokup binlerce, yüz binlerce insanın, askerin ölümüne sebep olan bu iktidar. Ve daha sonra bundan kaçıyorlar abi. Enver, Cemal ve Talat'ı kaçıyorlar. Evet, İttihatçı <laughs> kadrolar, alt kadroları da var. Onlar da önemli. İsmail Bahattin Şakir'dir, Doktor Nazım'dır. Bunlar İttihat ve terakki merkezi umumi üyeleri. Siyaseti bunlar belirliyor çünkü. Dolayısıyla fikri olarak İttihatçı olsa bile siyasal olarak oradan uzaklaşmaya mı çalışıyor diyorsun? 26 tasfiyesine maruz kalmayanlardan bahsediyorum. Ben hep orta ölçekli, alt ölçekli kadrolara bakarım. Üst düzey kadrolara pek bakmam. Ben tabana inerim her zaman. Oraya baktığınız zaman o insanların, o figürlerin İttihatçılarla özellikle savaş sonrası dönemde ilişkilerini kestiğini görüyorsunuz. Ya da o tartışmalara girmediğini görüyorsunuz. O onlar için bir avantaj. ter terfi edilme, iyi pozisyonlara gelme avantajı. Ama adamın daha Erzurum, Sivas kongrelerinden beri böyle bir şey. Neden? Çünkü Anadolu'da ciddi bir iddiaçı nefreti var. Savaşa soktular, mahvettiler bizi, ülke gitti. Kendini ayrıştırıyor. Orada. Tabii ayrıştırmaya çalışıyor. Kendisi de iddiaçı tabii ki. O yıllarda Anadolu'daki ruh hali, tandans nasıl? 1919-22 arası dönemi diyelim. Halk yorgun öyle değil. <laughs> Yakup Kadri'nin Halide Edip Adıvar'ın romanlarında çokça işlenen konular. Küçük Ayine, Tarık Buğra. Ciddi bir bıkkınlık, yılgınlık var. O savaşa götüren iktidara yön lik bir nefret var ve aynı zamanda bu dertlerin bittiğine dair de bir rahatlama var. Milli mücadele dediğimiz dönemde Adana'da var, Antep'te var, Urfa'da var. Kuvayi Milliye diyoruz. Orada kurulan yerel örgütlenme diyoruz. Burada şeyler çok önemli rol oynuyor. Oralarda yaşayan bir takım gayrimüslim Osmanlı vatandaşları. Bunlar işte Ermeniler, Vatan Rumlar. Özellikle Ermenilerden kalan birçok mal mülke Taşya'nın ayan dediğimiz ya da elit dediğimiz taş şeritleri bunlar el koymuştur. Bu yöreler İngilizlerin Fransızların işgaline maruz kaldığında bu kişiler kılını bile kıpırdatmaz. Ama ne zaman bu işgal güç bu Ermenilerden alınan malların ve mülklerin iadesiyle ilgili bir süreç başlatacağı zaman bir anda bunlar en büyük kuvayi milliyeci kesilirler. Kendim Cumhuriyet'in ilk 40 yılını şöyle bir okumaya tabi tutuyorum. Bu milli mücadele döneminde işte Antep'in kurtuluşuna, Urfa'nın kurtuluşuna, Adana'nın kurtuluşu gibi bu tür şeylere katılmış savaşçılar, gerçekten buna inanmış katılmış savaşçılar ama bir de bu işin bir taşa elitleri boyutu. Cumhuriyet kurulduktan sonraki mücadele bunlar arasında geçmiştir. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi o sahada gerçekten savaşan, canını ortaya koyan o savaşçı grupları. Bu mal ve mülklerinin elinden alınacağını anlayan taş elitlerinin savaş sonrası yine aslan payını onların alması. Dananın kuyruğu vuru da kopuyor. Bunlar arasındaki çatışmalar buradan başlıyor. Ve bu ta Demokrat Parti'nin kuruluşuna kadar gider. Çünkü Demokrat Parti kurulduğunda o savaşçıların hepsi patır patır gidip Demokrat Parti'ye üye olmaya başlarlar. Bu benim tarih okum. Bu bir kesit. Ben bunu bütün tarihin böyle okunacağını ileri sürmüyorum. Ben sadece diyorum ki bir de bu perspektiften bakmaya, okumaya çalışıyorum. Tamamen yani. duygusal perspektif. Yüzüncü <laughs> yıl itibariyle bu programı yapıyoruz. Sonuçta geleceğimiz su az çok belli. Türkiye Cumhuriyeti projesi 100 yıl sonra bakıldığında yanlış mıydı? Kavramlar üzerinden konuşalım yine. Ben Cumhuriyet rejiminde yaşamayı tercih ederim. Normatif olarak konuşalım. iyi bir rejim. Neden? Egemenlik hakkını halkın kendisine veren bir şey. Ama İslamcılar öyle okumuyor ya. Evet. O gelişen tarihte bazı acı olaylar yaşandığı için o yaşanan acı olaylarla, o büyük tasfiyelerle, o siyasetin dışına, kurucu kadroların dışına itilmeyle ya da onların yaşam biçimlerine, gündelik hayat pratiklerine uymayan bir takım devrimlerin onlar tarafından rıza gösterilmemesi ve yukarıda dediğimiz, yakoben dediğimiz bir şekilde uygulanması ezanın Türkçeleştirilmesi. 1926'da laikliğin altıncı ok olarak anayasanın içine girmesi. Ama hemen öncesinde baktığımız zaman yine yapılan bir anayasa değişikliğiyle, teşkilat Asyasi anayasasında yapılan değişiklikle devletin dini İslam'dır şeyinin çıkarılması gibi şeyler. Hem hukuk devrimleri hem yine gündelik hayatı ilgilendiren işte şapka devrimi olmak üzere diğer şeyler. Toplumun yapısı da belli. Okuma yazma oranı da belli. Orada yarattığı ciddi bir tepki, öfke var. E bu öfkenin yansımalarını biz önce Demokrat Parti partide görüyoruz. Sonra Adalet Partisi'ne görüyoruz. Sonra giderek AK Parti'de daha da iyice artık koyulaşmaya başlıyor. Abi gidin o insanlarla konuşun. Hala bunları söyleyenler var. Ben dedemden bunları duydum. Şapka giymek zorunda kaldım. Çok kötü mü diyor? Kendince ceberrut devletin gadrine uğradığını düşünen insanların sahiplendiği birinden bahsediyoruz aslında. Kendi şu anda vatanında parya olmak diyerek. Tam olarak bu. Dedemin mektubunu okuyamıyorum. Ama İlker'in sorusunda şöyle bir tuzak durumu yok mu? 100 sene sonra bu proje başarılı mı? Bence evet, esas soru o. Ama retrospektif sormaktan başka ne yapabilirim ki? Pratikte bir alternatifi olabilir miydi? Şöyle de sorabilirdim ki onu da soracaktım zaten. Biz ne yapabilirdik ki daha iyi olurdu? Bana göre rejim olarak tamamdır. Başımın üstünde yeri var. Ancak rejimin konsolidasyonu, o rejimin kurduğunu yani adam diyor ki egemenlik kayıtsız çarsız milletindir. Ben milletin iradesini temsil ediyorum. Ben milletin iradesiyle hareket ediyorum. Bunun ne kadar milletin iradesi olduğu meselesi bence tartışmaya açık. Dolayısıyla kurulan rejimin temel unsuru olan halklar tarafından ne derece iştiyakla karşılandığı, ne derece kabullenildiği gönül rızasıyla ya da onların iradesiyle kabul edildiğine yönelik bence tartışma hala açık. Sonuçta Türkiye'de bir tek parti dönemi, tek parti rejimi diye bir dönem var. Son 20 yıldan mı bahsediyorsun? <laughs> ben, ben de onu diyecektim. Son 20 yılın derdi değilmiş. Başından beri aslında böyle sıkıntılar var. Kemalistler çok kötüydü. Böyle bir siyasi kültürleri vardı. Bunlar çok... Yani aynı siyasi kültür. Şu andaki iktidarın onlardan çok daha iddiatçı olduğu kanaatindeyim. Politikalarına bak. Siz görmüyor musunuz mesela yeni bir neokemalizm ürettiklerini, söylemleri, özellikle MHP ile olan o ittifaktan sonra. Yerli milli muhabbeti ona geliyor. O söyleme, o daha çok benimsedikleri kanaatindeyim. Doğal güç tarafından halkı kurtarmaya gönderilmiş misyonla mı kendilerini görüyorlar? Ya bunu siyasal İslam, Türkiye'deki milli selametten itibaren, Erbakan'dan itibaren alırsam o tam da bunun muarızı olan birisi. Ama o partinin milli selametten refah ve daha sonra milli nizam da vardı gerçi arada. Ve fazilet ve AK Parti. Kurulduğu yıllardaki AK Parti'nin kadrolarına bak. Dönemlere ayırdığımız şu andaki AK Parti'den o kadroların içinde bu tür bir fikriyattan beslenen, esinlenen aktörler olduğunu söylemek mümkün. Ama ilk dönem için ben bunu söyleyemem mesela. İlk dönem AK Parti'yi büyük büyük övdüğümüz profesörler İngiltere'deki üçüncü yola benzetiyordu yani. Third way diyorlardı, Giddens diyorlardı. Yani. Bunlar söylendi yapıldı abi Türkiye'de. Radikal de boy boy o yazıları ben mi yazdım yani? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Şu anlamda soruyorum. Bizim öyle başka programlarımız da var. Mesela gün zileliyle yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığınız zaman aslında hep aynı mücadeleyi görüyorsunuz. İki tarafa doğru çekmeye çalışan güçler var. Son 20 yıldır bu güçlerin sağ tarafa doğru çekeni biraz daha ağırlık kazanmış gibi görünüyor ve sürekli şu korku pompalanmıştı Ben çocukken bile vardı Cumhuriyetimiz çökecek çökecek mi bunun tarihsel kaynaklarının kökenden çok geriye gittiği kanaatindeyim abi o da kuruluşla ilgili bir şey bizim biraz kuruluş hikayemizi anlatımızı değiştirmemiz lazım değiştirmek derken şöyle bunu çarpıtmak ya da tahrif etmekten bahsetmiyorum burada biraz ileri gitmiş olabilirim ama bu benim fikrim tarih okumamdan kaynaklanan bir yaklaşım varlığınızı başkalarının yokluğu üzerinden kurduğunuz zaman o yokluk üzerine her tartışma sizin varlığınıza yönelik bir güvenlik tehdidi ve varoluşsal bir problem olarak su yüzüne çıkıyor. Bizim cumhuriyetin bütün o askeri darbeler, Mussolini'nin, Nazilerin takip ettiği bir rejim mesela bunlar hiç tartışılmıyor. Bunlar da var. Mahmut Esat Bozkurt'un açın Atatürk İhtilal kitabına bakın. Naziler diyor bize öykünüyor diyor. Biz de aslında oraya daha yakınız diyor Yalnız mesela. Yalnız dün bir Hitler belgeseli seyrettim. Gerçekten bir doğruluk payı var orada anladığım kadarıyla. Ama bu Atatürk'ü suçlayan bir şey anlamında değil. Hitler öykünmüş gibi görünüyor gerçekten. Evet ama abi dönem o. Her yerde aynı. Evet. Ona bakarsanız Kuzey Afrika'daki bağımsızca hareketlerde Kemalizm örnek alıyor. Cezayir'i Tunus'u. Ya burada ciddi adamlar anti-emperyalist mücadele verdi. Bolşeviklerle ittifak halindeydiler. İran'da Şah da aynı, aynı şey. Aynı şekilde keza. Ama benim esas üzerinde durduğum mesele sonuçta bu bir imparatorluktu. Bu cumhuriyeti kuran da imparatorluğun kadrolarıydı. Tornasından çıkan tabii ki 1881, 82, 83 e doğmuş adamlardan bahsediyoruz ve bunlar Makedonya'dan geliyordu. Balkanlardan geliyordu. O Balkanlardaki felaketi yaşadılar. Ve o felaket Et, onlara ciddi bir öfke, kaybedilmişlik. Bakın abi o dönem çıkan yazılara, romanlara o kadar yansımıştı ki basına. Dolayısıyla ciddi bir kaybedilmişliğin verdiği bir şeyle geliyorlar elde avuçta bir tek burası. Küçük Asya dediğimiz yer kalmış. Ya burayı yurt ediniyorlar bu adam. E tabi işin içinde Ermenilere yapılanlar, Rumlara yapılanlar. Siz meşrebinize göre buna ne derseniz deyin. Birisi Ermeniler hainlik etti. Onun cezasını aldılar der. Ama şunu demek istiyorum. Bu unsurlarda Osmanlı'lı Rumlar vardı. Osmanlı'lı Ermeniler vardı. Osmanlı'lı Süryaniler vardı. Osmanlı'lı Sırplar, Yunanlılar vardı. Türkler vardı. Arnavutlar vardı. Araplar vardı. Kuruluş ve kurtuluş hikayesinde... ...imparatorlu oluşan bu ınsırların tarihini... ...biz bir kenara atamayız. Atmamalıyız. Çoklu tarih anlayışları daha çok tartışma ortamı sağlayacak. Ama bunları konuşmadığımız için... ...bunların yokluğu üzerinden bir şey inşa ettiğimiz için... ...biz hala o tehlike anını... ...o güvenlik histerisine kapılmaktan alıkoyamıyoruz. Gerçekten mesela Yunanlılar bizi yok etmek istedi mi o ara? 1982'de Celal Bayar ölmeden bir yıl önce sanırım... ...BBC Türkçe'ye... ...bir röportaj veriyor abi. Efendim diyorlar işte siz uzun bir ömür... ...101-102 yaşındasınız her neyse. Ya diyorlar hayatınızdaki en mutlu an neydi? Adam diyor ki <laughs> Yunanları denize döktüğümüz an... ...hayatımın en mutlu anıydı. Sene 1982 ya. Bunu söyleyen kişi iddihatçı olduğunu... ...hayatının hiçbir döneminde saklamayan... ...her zaman bunu yüksek sesle söyleyen... ...şefim dediği Talat Paşa'nın hanımını... ...ölene kadar mutat ziyaretler gerçekleştiren... ...Murat Bardakçı şahitlerinden biridir. Ona hanımefendi hazretleri dediğinde... ...Murat Bardakçı efendim siz reisi cumursunuz... Ya yani falan. Celal Bey orada diyor ki şefimin refikasıdır efendim diyor. Yunanlıları denize dökme meselesi bütün Osmanlı Yunanlılarını düşmanlaştırmamalı. 1826'da işte bir Yunan isyanı oldu tamam ama o dönemin de tarihini o unsurların da o imparatorluğun bir parçası olduğunu unutmamamız gerekiyor. Onların sütten çıkma ak kaşık olduğunu söylemiyorum ben burada kesinlikle. Ancak şiddet ve şiddet üzerinden bir varoluş gerçekleşiyor. Bir transformasyon gerçekleşiyor. Bu da sağlıklı olmuyor. Ama bu bütün ülkelerde öyle değil midir? <laughs> Var doğru. Balkanlarda özellikle çok geçerli bir şey. Amerika'da İngilizler'den. Orada da öyle ama onlar yine de bütün bileşenleri o yapının içine entegre etmeye iyi veya kötü çalışmışlar. Ve bugün de İngiltere ile hala kol kolalar. Peki hocam harika bir sohbetti. Tabi soracak şeyler bitmedi ama. Evet. İnşallah belki... güzel toparlamışızdır. Teşekkür ediyorum. Ben çok ediyorum. iyiydi. Peki ne yapalım hocam? Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> bugün Cumhuriyet Bayramı daha demokratik, daha yurttaşlık hukukunun baskın olduğu bir cumhuriyet her zaman başımızın tacı. İnşallah Türkiye öyle bir yöne doğru gider. Bu vatandaşlık yurttaşlık meselesi ve bunun anayasada garanti altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkes için dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin. Bunun ama lafta değil tamamen ruhunun hakim olduğu bir toplum inşallah yaşamaya devam ederiz. Son bir şey soracağım. Çocukken bir yandan da neredeyse militarist bir tedrisattan geçtik. Sen gençsin benden ama mesela Cumhuriyet'in 10. yıl marşı Mustafa'yı da beni de etkilemiştir eminim çocukken. Çıktık açık alınla 10 yılda her savaştan diye gider. Onlar hep gaz mıydı? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> o dönemin faşist İtalya'sında olan şeyler bu falan. Bunlar hep oradan iktibas ettiğimiz şeyler bizim. Selim Sızı Tarcan'ın mesela Türkiye'de beden eğitimi kitabı. Ona baktığın zaman o tamamen Nazi Almanya'sından yine. Ama dönemin ruhu böyle diyeyim. Ne diyeyim yani? Onu soracaktım. Yani mesela Amerika'da çok ulusalcı bir devlet. Hiç olmayan bir ülke olmasına rağmen yani Amerikalı diye bir şey yok aslında. Türk gibi değil. Ama this great nation, bu büyük ulus make America great again. Yani Amerika'yı yeniden büyük yapalım falan filan. Yani bir ulusu bir arada tutmanın başka nasıl bir yolu olabilir ki? Bugün bayram olduğu için söylüyorum. Bayram ları önemsemememeli miyiz? Bu tür uygulamaların o dönem bile olsa insan özgürleşmeyi, insan beynini çok idefikseştiren, dogmatikleştiren şeyler olduğunu düşünüyorum. İlk defa sizle ayrı düştüm hocam. <laughs> yani şundan bir halkı, bir ulusu bir arada tutmak için bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ortak değerler üretmek gerektiğini. bu kesim tarafından baktığımızda son derece rasyonel, meşru bir şey. Ama 10. yıl marşını, istiklal marşının laflarına baktığımızda orada kan var, düşmanlık var. Ama Fransız marşında da var. Düşmanımızın kanları tarlalarımızı sulayacak diyor mesela. Eric Hosbaugh'nın dediği aşırılıklar çağı. Tabii ki. Dediğim gibi söylediğimiz konuştuğumuz mevzular sadece Türkiye'ye özgü şeyler değil. Bunun bir bağlantılı tarih dediğimiz Avrupa tarihiyle de Amerika'yla da. Amerika'daki ırkçılığı 19. yüzyıldan beri. Köleliği kaldırıyor adam. Evinde köle var. Tabii ki konuşabiliriz. Ama alternatif olarak ne yapılabilirdi? Belki o dönem halkın ya da toplumsal gruplar daha çok rejime entegre edilebilirdi. Yabancılaştırılmayabilirdi. Onların daha aktif, daha kurucu olduğu bir yapıya dönüşebilirdi. Hani bu bu Amerikalılarda cemaatlere verilen özellikler, özgürlükler falan var ya. Biraz daha öyle bir yapı belki olabilirdi. Peki ne yapalım? Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamayalım mı? Ben şöyle anladım ama aslında senin söylediğin. Hani anneler gününde de anneler günü bir güne indirilemez. Her gün anneler günüdür. Ama orada da ilk tarafındayım kafa olarak. Yani bir sembole ihtiyaç var. Bir şarkıya, bir söyleme, bir güne. Aslında bunlar öyle bir konsolidasyon sağlıyor. Ama bu sağlıyor. milli kimlik, ulusal kimlik inşa süreçlerinin vazgeçilmezleridir zaten. Ben tarihçi olarak sadece bunu kritik edebilirim bilirim ya da neden böyle yapıldığı üzerine kafayı yorabilirim. Ama buna normatif bir şey getirmek benim için çok da şey değil. Ha, yani. Cumhuriyeti sevmiyorsanız söyleyin. Hani bu kadar <laughs> boş boşuna çekmiş oluyor Dedim ki bak ne dedim bence on numara rejim. Başımın üstünde yeri var ama daha yurttaşlık hukukunun baskın olduğu, daha demokratik, daha özgürlükçü falan filan işte o tür şeyler. Ama en azından yani şöyle bir şey. İktidarı eleştirdiğimde hapse atılmayacağımdan emin olduğum bir rejimde yaşamak isterim yani. Son olarak, hep son diyorum ama sizce Türkiye Cumhuriyeti ile helebet payidar kalacak mı? Ya bak yine tuzak sorular bu. 1923'tekinden ne kadar uzaktayız veya dünyaya göre neredeyiz? 29 Ekim 1923'te ilan edildiğinde, kurulduğunda bile bir ulusal kurtuluş mücadelesi sonucu kuruldu, değil mi sonuçta? Ama o mücadelenin temel aktörleri, temel yapı taşları kurulmasını da onaylamıyor. Bir kısmı. Bir kısmı tabii ki bir kısmı. Ya da yani ya bari haberimiz olsaydı diyor. Daha sonra bu isimler bir kısmı tasfiye edilecek, bir kısmı yüzellikler listesine girecek ama bir kısmı da siyaset yapacak. Sonra siyasi yasaklanacak ama Mustafa Kemal'in vefatıyla birlikte tekrar siyasi sahneye çıkacaklar. Sonraki dönemlere ele alalım. Demokrat Parti mesela önemli olan ne? Demokrat Parti'nin seçilmesi meselesi tabii ki önemli. Ama şöyle bir şey. İlk defa yine bu İsmet Özel'in lafı bence <laughs> anlamlı bulduğum birkaç lafından bir tanesi. Adam diyor ki 1950'de diyor ilk defa halk kimlerin başında olmaması, olması değil olmaması gerektiğine dair oy kullandı. Türk milleti o konuda çok hassas. Yani kimin olmaması gerektiğini çok... Ama o da işte 10 sene sonra çat. Bunların olmadığı bir cumhuriyet. Bunlar çünkü cumhuriyet dediğimiz rejimin özüne ruhuna aykırı uygulamalar. Kur'an'ların kendisi aykırı davranıyor. Mesele o yani. Peki hocam. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Çıktık açık <laughs> kaldığında. <Çıktık gülüyor> Bu arada ben lisede 200 kişilik oratoryoya arkamda söylettim bunları. <laughs> hocam çok teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi.